İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendisinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı. İhlas sahibi olmalıdır. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, alimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur, kurtulur. Birisi İmam Şafii'den nasihat isteyince buyurdu ki, "Senden daha çok malı ve parası olan kimseye kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiç kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allah-u Teala'ya itaat edenlerle beraber olun, onları sevin. İlim ezber edilen şey değil. Ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yolunda olmayanı havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın. Günün belli vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. Midesini pek fazla doyurmasın. Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın. Kötü kimselerle düşüp kalkmasın. İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. Dünyayı ve Yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır. Hiçbir vakit yoktur ki ilim mütalası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütala kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir. İnsanda yüce duygular uyandırır. Sadık dost arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Haksız sözleri tasdik eden dal kavuk ve iki yüzlüdür. Sadık dost arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak, kalbini topla. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefslerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir. Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar gam ve keder veren hiçbir şey yoktur. Dünyada en huzursuz kimse kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Kanaatkar olmak rahatlığa kavuşturur. Sırrını saklamasını bilen işinin hakimidir. İmam Şafii Hazretleri'nin divanındaki şiirlerinden bazılarının tercümesi şöyledir. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler seni tesir altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir. İnsanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile ahlakın iyilik, cömertlik ve sözünde durmak olsun.
iyilik ve cömertliğin ile hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde susuz kimseye su yoktur. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkar bir kalbe sahip olduğun zaman sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm kimin yanına gelirse artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ne de gök vardır. Gerçi Allah-u Teala'nın yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat bir kere Allah-u Teala'nın hükmü gelince feza bile dar gelir. Ölümün asla devası, ilacı yoktur. Başımda ağıran saçların ortaya çıkmasıyla nefsimin ateşi sönüp gitti. Başımda beyaz saçların yanmasıyla benim gecem oldu. Çünkü bunlar ölümün habercileriydi. İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra ben nasıl rahat yaşarım? İnsanın ömrünün en iyi kısmı ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki gençliği yok olan bir nefis yok olmuş demektir. İnsanın rengi sararıp saçları ağardığı zaman güzel ve tatlı günleri de o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü bir müddet sonra bu yer seni de içine çekip alacaktır. Allah-u Teala'yı sevdiğini söylersin. Halbuki ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın Allah-u Teala'ya itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet verme. Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o büyük bir yılandır. Kabirlerde kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz. Dünyada arsız kimseyle arkadaş olmak ahirette insanı mahcup eder. Ufak bir yanlış hareketinle üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme. Dünyada zahit ol. Dünya malına bağlanma. Ahirete isteyici ol. Onun için çalış. Her işinde Allah-u Teala'yı hatırla. Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun.''